Cemiyet başkanımız, başkan yardımcılarımız, mesai arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli çalışanları, değerli daire başkanları, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Cuma günü başlayacağımız kitap fuarı ile ilgili bilgilendirme yapma amaçlı bir basın toplantısını icra ediyoruz. Ekim ayı, Eylül ayı sonu, Ekim ayı başı gibi kitap fuarını yapmıştık. 10. ay ve 9. ayın sonu etkinlik takviminin çok yoğun olmasından dolayı bu sene kitap fuarını Mayıs sonu, Haziran başı gibi planladık. Tabii biz 12. ayda planlamalarımızı yapıyoruz. Bu sene doğal olarak bu seçim işini çok kestiremedik. İkinci tura kaldığında aslında bir revize edelim düşüncesi hasıl oldu ama yaptığımız değerlendirme ve istişarelerde hem üniversite sınavları geliyor hem sene sonu geliyor. Dolayısıyla aynı şekilde hem sözleşmeler de yapılmıştı. Aynı şekilde devam etmesi yönünde karar alınmış oldu. Bu sene kitap fuarını Mayıs sonu Haziran başı kurtuluş etkinliklerimizi 30 Ağustos'ta başlatarak 8 Eylül'e kadar olacak şekilde. Geçen sene Tülü Tabak Tiyatro Festivali yapmıştık. Yine onu da bu sene 10. ayda, Ekim ayında inşallah yapmayı hedefliyoruz. Bu sene bir de 6 Eylül olarak inşallah hedefimiz Eylül-Ekim ayı içerisinde 3 günlük bir roman festivali düzenlemek. Çünkü Balıkesir'de roman nüfusunu en çok barındıran ilçelerden birisi olarak bu roman vatandaşlarımızın yaşam tarzını da ilçemize, şehrimize tanıtmak istiyoruz. İşte bunlardan ilki olan kitap fuarını bu hafta Cuma günü inşallah başlamış olacağız. Ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü hangi etkinliği yapsak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Burada da kitap fuarında biz Büyükşehir Belediye'mizle birlikte düzenliyoruz. Hem yükünü beraber çekiyoruz, hem külfiyetini, maddiyatını beraber çekiyoruz. Geçen sene 75. Yıl Parkı'nda düzenlemiştik. Bu sene yine 75. Yıl Parkı'nda düzenliyoruz. Geçen sene söyleşilerin büyük bir kısmını Hasan Can'da gerçekleştirmiştik. Bu sene bir değişiklik yaptık. İlk ve son söyleşimizi avluda inşallah gerçekleştireceğiz. Avlunun durumunun müsait olmasına göre bir miktar daha program yapacaktık ama orada da yoğunluk var. İlk program ve son program avluda olacak. Yine bir kısım söyleşilerimiz 75. Yıl Parkı'nın içerisinde olacak. Yine bazı söyleşilerimiz de Hasan Can Kültür Merkezimizde olmuş olacak. İnşallah Cuma günü startını vereceğiz. Tabii seçim yasakları da bu işin içerisine giriyor ama biz bir kitap fuarıyla ilgili Cuma günü saat 10.30'da bir startını verme noktasında küçük de bir inşallah kurdele müsait olan protokolümüzle birlikte açmayı planlıyoruz. 9 gün Cuma başlayıp önümüzdeki hafta pazara kadar 9 gün yine şehrimize güzel bir etkinlik katacağına inanıyoruz. Hayat su gibi akıp geçiyor. İlk başladığımızda, birinci senesini yaptığımızda çok heyecanlıydık. O zaman da şu an otopark olarak kullanılan alanı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan istediğimizde oradaki araçları çıkartarak bize orayı tahsis etmişti. İlk fuarımız orada gerçekten güzel olmuştu. Geçen sene yine 75. Yıl Parkı Büyükşehir Belediye'mize aitti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla hem yanda gördüğünüz Asuva Park hem de 75. Yıl Parkı bedelsiz olarak 6 Eylül Belediyesi'ne devri yapıldı. Biz de artık kendi yerimiz nasıl olsa burada da bazı çalışmalar yaparız düşüncesiyle geçen sene itibariyle artık kitap fuarını orada yapmaya başlamış olduk. İnşallah üçüncüsünü yapıyoruz. Güzel gidiyor. Geçen sene 70 binin üzerinde katılımcıyla dolu dolu bir kitap fuarını gerçekleştirmiş olduk. Bu sene de yine hem öğrencilerimizle, yazarlarımızla, Balıkesir'de bu konuyu dert edilen kim var ise onları kitap fuarımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ben kısaca programla ilgili de size bilgi verip Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sözü bırakmak istiyorum. 26 Mayıs Cuma günü akşam Mete Yarar ve Hakan Bayrakçı ile
Avlu Kongre Merkezi Fatih Salon'da Türkiye Yüzyılı adı altında bir söyleşi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. 27 Mayıs Cumartesi günü Beyza Alkoç, gençlerin sevdiği bir yazar, 75. Yıl Parkı'nda imza programı olacak. 29 Mayıs Pazartesi günü Hasan Can Kültür Merkezi'nde Yücel Arzen'le birlikte inşallah güzel bir programı icra etmeyi planlıyoruz. Yine 29 Mayıs Pazartesi günü, yani Cuma günü iki yazarımız daha var. Cumartesi günü iki yazarımız daha var. Ünal Güner, İrfan Gürkan. Bunlar da 75. Yıl Parkı'nda imza ve söyleşilerini yapmış olacaklar. 4 Haziran Pazar günü, son günümüzde 3 yazarımız var. Bunların ikisi 75. Yıl Parkı'nın içerisinde. Birincisi Miraç Çağrı Aktaş, diğeri de Türker Akıncı. Miraç Çağrı Aktaş'ın sadece imzası var, Türker Akıncı'nın imza ve söyleşisi 75. Yıl Parkı'nın içerisinde olacak. Son programımızsa Hayati İnanç tarafından gerçekleştirilecek. 75. Yıl Parkı'nda imzası akşam Avlu'da, Fatih Salon'da da söyleşisiyle bu kitap fuarını da tamamlamak istiyoruz. Biz kendimize bir şiar edindik. Dedik ki gençlere yapılan yatırım bu ülkenin, bu şehrin yarınlarına yapılan yatırımdır. Onun için biz gençlerimizin geleceğine yönelik yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Onun için kitap fuarları yapıyoruz. Onun için farklı etkinlikler yapıyor. Gençlerimizi motive ederek, gençlerimizi yetiştirerek yarınları hazırlamaya çalışma konusunda biz de gayret sarf ediyoruz. İnşallah yaptığımız bu etkinlikler şehrin kültürel açısından geleceğine katkı sunacağı gibi gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesine de büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Ve bugün sabahleyin belediyeye girerken selamlaştık, kendisini davet ettik. Karesi Belediye Başkanımız sağ olsun Kırmalı'dan ona kahvaltımıza iştirak etmiş oldular. O da güzel oldu. Birliktelik, beraberlik. Zaman zaman fitne kazanları çok kaynıyor. Birliğe, beraberliğe çok ihtiyacımız oluyor. Bizde birlik, beraberlik açısından hamdolsun en ufak bir problemimiz yok. Ama bugün burada merkezde iki belediye başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da uhdesinde güzel bir birlikteliği sağlamış olduk. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizi bu programlarda yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Son teşekkürü de kendi ekibime yapayım. Gerçekten bütün müdürlüklerden, başkan yardımcılarından, çalışan personelimize kadar yaptığımız etkinliklerde taşın altına ellerini değil, vücudunu yek vücut halinde koyan bir personele sahibiz. Bu arkadaşlarımızla çalışmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Personelimize de teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sözü bırakıyorum. Buyurun. Evet, çok değerli Altıeylül Belediye Başkanı, Karesi Belediye Başkanımız, çok değerli beraber mesai yaptığımız bürokrat arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, bir de değerli basın mensupları. Evet, bir şeyin lansmanını yapmak için bir araya geldik. Ama çok uzun zamandır bir araya da gelmiyoruz. Araya böyle başka konuları da sokuşturabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bizim bir vizyonumuz var. O vizyonumuz da bir iç müşterilerimiz var bizim, vatandaşlarımız, beraber yaşadıklarımız. Bir de şehre güç katacak, itibarını arttıracak misafirlerin gelip basında, yerelde, dışarıda bir şekilde Balıkesir'in gündem olması ve pozitif gündem olması. Ve bunun bahaneleri belli. Yani güreş organizasyonları düzenliyorsunuz. Spor müsabakaları yapıyorsunuz. Eksik olan bir tarafı genelde kültürel faaliyetler oluyor. Bu noktada biz iki belediyemizle de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların meyvesini de almaya başladık. Geçen İstanbul'da vatandaşlarla oturuyorum. Bir tanesi dedi ki, siz dedi belediye başkanı mısınız? Evet dedim, ben sizi tanıyorum dedi. Masterchef'teki programdan beni tanıdığını söyledi. Sonra o günden sonra peynirleri Balıkesir'den aldığını, Balıkesir kuzusunun meşhur olduğunu, dolaylı olarak Balıkesir'e gelmek istediklerini ve geldiklerini programdan sonra söyledi. Buna benzer çok konuşmalar oldu. Şimdi konumuz aslında Balıkesir, hep gündemimiz. Beş açıdan değerlendiriyoruz Balıkesir'i. Sosyal hayatı eksiklisi kalmasın,
sıkıntıda insanı kalmasın, iç huzuru olan bir şehir olsun diye uğraşıyoruz. Bununla ilgili depremde Balıkesir'in gönlünün ne kadar zengin olduğunu, yani 2650'den fazla tır ilk iki hafta içerisinde, sonrasını bilmiyoruz, takip etmedik. 2650 tane tır bu Balıkesir'den, hepsi de değerli tır. Yani üstünde öyle su olup giden değil. Kıyafet, bal, et olan böyle gerçekten ihtiyaç, çocuk elbisesi, maması, hijyen malzemeleri, pahalı ürünlerden olan tır gitti. Balıkesir kendi işini kendisi görebilen bir şehir. Ama hep söylüyoruz ya, ifade etmekte sıkıntı yaşıyor. İfade edecek yazarlarımız olsun istiyoruz. İfade edecek şiir yazanlarımız olsun, şairlerimiz olsun istiyoruz. Köşe yazarlarımız olsun istiyoruz. Bunlar akşamdan sabaha olmayacak işler olduğunun da farkındayız. Bir kültür iklimi oluşturmamız gerekiyor. Altıeli Belediye'mizle, Karasi Belediye'mizle oturup 2019'da bir yol haritası çıkardık. Hangi alanlarda ne yapabiliriz? Çevre kirliliğiyle ilgili yapacaklarımız, yani çevre dostu bir belediyecilik nasıl yaparız? İşte görüyorsunuz, Hasan Başkan'ın burada hem gençlerin spor yapabileceği hem de yeşil alan metrekare sayısını hızla arttırıyoruz. Şimdi Karatepe'de evreye girecek, Ağolu girdi, Atatürk Parkı kendi içinde tekrar güncellenerek aydınlatmasıyla vesaireye devreye girdi, Çamlık devreye girdi. İnsan başına düşen metrekaresi, biz üçümüz başkan olduğumuzda 1,5 metrekareyken şimdi 4,5 metrekare. Balıkesir'deki nüfus değişmedi ama yeşil alan kat sayısı, çocuk parkıyla, gençlik merkezleriyle, büyük meydanlarıyla metrekaresi arttı. Şimdi bunların rakamlarını tabii şu önümüzdeki 28 Mayıs geçsin, biz biraz kendimizden konuşulsun da isteyeceğiz. Yani yerel belediyelerin 20 tanesinden hangileri başarılı, neler yaptılar, büyükşehir kime ne kadar destek verdi, acaba üvey evlat muamelesi gören belediye var mı, yoksa belediyeler çalışıyor mu, gündemimiz o olacak. Şimdi netice itibariyle ana konumuz, bu binanın yapımı. Hasan Başkan herhalde bu binaya 2020'de mi, 2019'da, 19'un sonunda başladı. Ve gerçekten burayı titiz bir şekilde yaptı. Birçok insana hizmet verir. Ama bir insan ne kadar da yetişiyor? Yani aldığı eğitim, hayattaki o network'ünü kurması vesairesi. Biz istiyoruz ki Türkiye'den ve dünyadan insanlar gelsin, bizim gençlerimiz de buluşsun. Biz kütüphaneleri açıyoruz. Ama şu anda her hafta Çamlık Kütüphanesi'nde, Ahmet Kot Kütüphanesi'nde iki tane ziyaretçimiz oluyor. Böyle dikey, popülist bir yaklaşımla değil, ilgilisinin geldiği, alanında uzman yazarları çağırıyoruz. 60 kişi, 50 kişi. Ama bizim o meşhur tarihçi, Balıkesir çok sıkıcı bir yerdir İşte diye bir kitaptan alıntısı var. İlber Ortaylı. Şimdi bugün gelsin Balıkesir'e. Yok yok, merkeze gelsin. Görsün. Şu anda Ağolu'da, bakın az önce Hasan Başkanım söyledi. Her akşam bir etkinlik var. İki salonda da. Ama ilgilisi biliyor. Yani şimdi çıktığımız zaman Balıkesir'de sosyal hayat zayıf deme şansı insanların bırakmadık şu 4 sene. Tiyatrolar geliyor. Biletli konserler geliyor, hepsi yapılıyor. Gençlik şöleninde şunu gösterdi ki, Balıkesir artık kabuğunu değiştiriyor, Çamlık artık bir kültür merkezi oldu. Ben diyeyim 40 bin sizin kişi, siz deyin işte 50-60 bin kişi, genç, 17-25 yaş arası, genç hissedenler de olabilir arasında ama ciddi bir kalabalığımız oldu orada sanatçılar. Demek ki gençlik festivallerinde bu şehir devam etsin istiyor. Özetiyle Cuma günü açacağımız fuar Balıkesir'e çok şey katacak. 40 tane yayın evi, 80 tane söyleşi ve imza şeyi yapacak sanatçı, yazar, etkin insan misafirimiz olacak.
Bunların kamuoyunda takip edilmesi, öğrencilerle buluşulması, etkin bir şekilde yapılması için böyle bir basın toplantısını 4 gün öncesinden yapmayı uygun gördük. Bütçeleri büyük olan şeyler değil bunlar. Ama sahip çıkıldığı zaman pozitif yanı, etkisi çok olacak şeyler. Biz şu anda bir şey çalışma yapıyoruz. Buna bütün ilçelerimiz katıldı. Oradaki öğretmen, edebiyat öğretmeni, sınıf öğretmeni arkadaşlardan geleceğin yazarlarını, şairlerini yetiştirmek için seçme yapıyoruz. Ve o çocukları yazarlarla buluşturuyoruz. Yani şey hayatlarında ve profesyonel yardım alabilecekleri ortamlar oluşturup senede iki defa kursa alıyoruz. Öyle 3 günlük, 2 günlük. Sonra takip süreci. Onlar yazıyor, hocalar eleştiriyor. Böyle böyle, yani tesadüfen oldu denmesin diye size söylüyorum bunları. Biz planlı çalışıyoruz. Yani Balıkesir'in geleceğini planlamaya çalışıyoruz. Bunu da kafamıza göre yapmıyoruz. Bir felsefemiz var. Katılımcı belediyecilik. Yani herkesin görüşü alındı 2019'da. Beraber Balıkesir merkezinin eksiklikleri neler? Balıkesir'i Balıkesir yapmak için Karesi Altıeylül'e düşen görev ne? Çünkü bu şeyimizin, kitap varımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hep beraber, el birlik, herkesin kazandığı bir fuar olsun istiyoruz. En çok da Balıkesir kazansın, Balıkesir'in marka değeri kazansın, Altıeylül kazansın, Kares kazansın, il olarak biz kazanalım, gençlerimiz kazansın. Okurlarla yazarların buluşması çok değerli bir şey. Yani ben üniversite öğrencisiyken organizasyonlar çok yapıyorduk. Bu kitap organizasyonlarını da ben yapıyorum. Düşünce ve dünya bakış açımı tanıştığım yazarlar çok hızlı bir şekilde. Yoksa adamı tanımazsan kitabını okumuyorsun. Sen benim kitabımı okumadın mı dediğinde tanıştığın adamı takip etmeye başlıyorsun ve çok değerli bilgiler elde ediyorsun. Evet, bu güzel kahvaltı için, bu kadar güzel bir organizasyonu ekibiyle yaptığı için Altıeylül Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz.